Sevgili Manisalılar, başımızın tacı, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 8 ay önce bir toplu açılış töreni vesilesiyle yine buluşmuş, hasret gidermiştik. Bugün de Türkiye yüzyılının muştusu olacağına inandığımız 14 Mayıs seçimleri öncesinde sizlerle bir kez daha kucaklaşmak, ahit yenilemek istedik. Sen ki şehzadeler, hanlar şehrisin, cananlar şehrisin, canlar şehrisin, Gonca güller, gülistanlar şehrisin, Manisa'yı sevmelere doyulmaz, ben ayrılsam gönül senden ayrılmaz. Evet, biz Manisa'yı sevmeye doymadık, doymayacağız. Manisa'nın yol arkadaşlığında 21 yıldır ülkemize hizmet ettik, eser kazandırdık, nice mücadelelerden alnımızın akıyla çıktık. Ülkemizin demokrasisini ve kalkınmasını güçlendirirken Manisa'yı da 21 yılda yaptığımız 97 milyar liralık yatırımla geliştirdik, büyüttük. Şehrimize eğitimde 5.112 adet yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve sporda 8.668 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 2 stadyum dahil farklı branşlarda toplam 122 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 2.415 yataklı 28 hastaneden oluşan 73 adet sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 8.104 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2.883 konutun yapımına devam ediyoruz. İlk evim projemizde Manisa'da toplam 4.100 yeni konut ve ilk iş yerim projemizde 350 yeni iş yeri inşa edecek. İlk arsa projemizde 18.000 konutluk altyapısı hazır, arsa vereceğiz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 11.695 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Millet Bahçesi projelerimizden 4'ünü tamamladık. Kalanlarıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Ulaştırmada 81 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda nereye çıkardık biliyor musunuz? 627 kilometreye çıkardık. Nereden nereye? Manisa'ya da hizmet eden İstanbul-İzmir otoyolunu İzmir-Manisa yolunda inşa ettiğimiz Sabuncubeli tüneli tamamlayıp hizmete sunduk.
Akhisar çevre yolunun kalan kesimlerini bu yıl tamamlıyoruz. Ankara, Manisa, İzmir yüksek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor. Tarım ve ormanda son 21 yılda Manisa'ya 31 baraj, bir içme suyu tesisi, 46 sulama tesisi, 76 dere ıslahı, 11 gölet, 14 yeraltı depolama tesisi ve 2 hidroelektrik santrali yaptık. 238 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Manisalı çiftçilerimize ne kadar yardımda bulunduk biliyor musunuz? 4,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Üzüme verdiğimiz destekleri devam ettiriyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimiz üzüm alımını sürdürecek. Zeytine sağladığımız tane desteğine de devam edeceğiz. Sanayi ve teknolojide 3 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 30 araştırma geliştirme merkezi, 5 tasarım merkezi kurduk. Enerjide 217 bin abonesi olan şehrimize 13 ilçesiyle birlikte doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki dönemde Demirci, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendiye doğal gaz arzını sağlamayı hedefliyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, şehrimize yaptığımız hizmetler anlatmakla bitmiyor. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'tan sonra Türkiye yüzyılını da Manisa'yla birlikte inşa edeceğiz. Bunun için buradan öyle bir ses verin ki Ege'nin dört bir yanından duyulsun. Hazır mıyız? Manisa 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Güzel, güzel. Bak, bir delikanlı ne yazmış? Namazın kazası var, bu seçimin kazası yok. Akhisar. Doğru. Doğru. Ben inanıyorum ki Manisa bu seçimi kazaya bırakmaz. Var mıyız buna? Var mıyız? Manisa 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının inşası için Bismillah diyor muyuz? Manisa 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Maşallah. Manisa kararını vermiş ya. Bunun için seçim gününe kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam. Durmak yok. Gönlünü kazanmadığımız tek kişi bırakmayana kadar her bir insanımıza yaptıklarımızı anlatacağız. Türkiye yüzyılında yapacaklarımızı anlatacağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Ben sizleri Allah için seviyorum. Bu yolda beraber yürüyeceğiz. Ne diyor şair? Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın.
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Evet, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp Türkiye yüzyılının kapılarını araladığımız bir yıldayız. Vatan topraklarındaki bin yıllık hükümranlığımızın sınamalarından biri olan milli mücadelede en çok bedel ödeyen, en çok katkıda bulunan şehirlerimizden birisi neresiydi? Manisa. Manisa. Manisa öyle sıradan bir il değil. Bunun için Manisa istiklalin ve istikbalin kıymetini çok iyi bilir. Son bir asırdır istiklalimize yönelik pek çok sinsi saldırıyla mücadele ettik. Rahmetli Menderes'in "Yeter! Söz milletindir" diyerek milli iradenin üstünlüğünü ülke yönetiminde hakim kılma mücadelesi başta olmak üzere bu doğrultuda atılan her adımın önü kesilmeye çalışıldı. Ülke yönetimini üstlendiğimiz 2002'den beri hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarına karşı da güçlü bir dirençle karşılaştık. Vesayetiyle, terör örgütleriyle, darbecileriyle, ekonomik tetikçileriyle, siyasi ve ekonomik bütün mühendislik gayretleriyle boğuşa boğuşa bugünlere geldik. Kendini gelişmiş olarak tanımlayan kimi ülkeler asırlardır dünyanın tüm imkanlarını kendi güvenlik ve refahları için kullanırken bizim vaktimizi ve enerjimizi kendi sorunlarımızla harcamaya mahkum ettiler. Bizim milletimize en büyük hizmetimiz, milli mücadelenin ardından kurduğumuz yeni devletimizin ayaklarına vurulan tek parti faşizmi ve geri kalmışlık zincirlerini kırdık mı? Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın anasının ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerini dilediği gibi yaşayabilmesini sağladık mı? Bu ülkedeki her bir vatandaşımızın eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden spora, her alanda hakkı olan eserlere, hizmetlere kavuşabilmesini sağladık mı? En önemlisi, bu ülkedeki her bir vatandaşımızın hem sınırlarımız içinde hem de dünyada güvenle, huzurla, gururla, başı dik şekilde dolaşabilmesini sağladık mı? Ülkemize yaptığımız hizmetleri şöyle ekranda bir izleyelim. Yerli otomobilimiz TOGG'u, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMECE'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisi, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğalgaz keşfini, doğalgazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk akımı, mavi akımı, TANAP'ı, Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını, bor karbür üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusufeli barajını, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya trenini, hızlı trenler ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanını, milli elektrikli tren seti üretimini, Devşehir Hastaneleri, yerli aşı Turkovak'ı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitim 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli
personeli kadrolu. Asgari ücrete tarihi zam. Memur maaşlarına artış. En büyük emekli aylığını 7500 lira. Bayram ikramiyesini 2000 lira. Elektrikte indirim. KDV'de indirim. Gıda yardımı. Yakacak yardımı. Eğitim yardımı. Barınma yardımı. Fatura yardımı. En düşük engelli aylığını 1594 lira. Evde bakım aylığını 4336 lira. Yaşlı aylığını 1997 lira. En düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira. Evde sağlık hizmetlerini. Yerli uzay hamlesini. Kutuplarda araştırma merkezi. Ayasofya'yı tekrar camii. Atatürk Kültür Merkezi'ni. Ankara CSO binasını. Ankara Resim Heykel Müzesi'ni. İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni. Beyoğlu Atlas Sineması'nı. Beyoğlu Kültür Yolu'nu. Yeni tiyatro sahneleri. Binlerce yapının restorasyonunu. Tarihi camilerin restorasyonunu. Tarihi sinagogların restorasyonunu. Tarihi kiliselerin restorasyonunu. Sümele Manastırı'nın restorasyonunu. Galata Kulesi'nin restorasyonunu. Rami Kütüphanesi'ni. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı. Türkiye'yi Diplomasi Merkezi. İstanbul Tahıl Anlaşması'nı. KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını. Yaptık. Hastane sayısı. MR cihazı sayısını. Tomografi cihazı sayısını. Diyaliz cihazı sayısını. Hasta yatak sayısını. Hekim sayısını. Toplam sağlık çalışanı sayısını. Hasta başına düşen hekim sayısını. Eğitim ve sağlık harcamalarını. Okuma yazma oranını. Okullaşma oranını. Öğrenci burslarını. Öğretmen sayısını. Kız çocuklarının okullaşma oranını. Üniversite sayısını. Yüksek öğretim yurt kapasitesini. Yüksek öğretimde beslenme yardımını. Spor tesisi sayısını. Lisanslı sporcu sayısını. Spor kulübü sayısını. Yeşil alan miktarını. Orman miktarını. Milli park sayısını. Su arıtma tesisi olan belediye oranını. Ülke ekonomisini 3 kat. İhracatı 8 kat. Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat. Asgari ücreti 15 kat. Açılan iş yeri sayısını. Turist sayısını. İçme suyuna ulaşan insan sayısını. Tarımsal üretimi. Çiftçiye destekleri. Halka sosyal destekleri. Şehit yaparsa! Ve gazilere desteği. Engelli memur sayısını. Elektrikte kurulu gücü 3 kat. Doğalgazı ilk sayısını. Yenilenebilir enerjinin payını. Savunma sanayi yine proje sayısını. Savunma inşallah projelerinin bütçesini. Savunma yeter ve havacılık ihracatını. Mayıs'ta. Öğrenci başına düşen öğretmen sayısını arttırdık. Hava kirliliğini. Karbon salınımını. Çöp sorununu. Trafik kazalarını. Kamu borcunu. Enerjide dışa bağımlılığı. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı. Ekonomide dışa bağımlılığı. İşsizliği. Yargılama sürelerini. Suç oranlarını. Azalttık. Katsayı zulmünü. Başörtüsü yasaklarını. Üniversite harçlarını. FETÖ'yü. PKK'yı. DEAŞ'ı. Tarihi eser kaçakçılığını. IMF borcunu. Enerji kesintilerini. Adaletsizliği. Kimsesizliği. İstikrarsızlığı. Bitirdik. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Allah'ıma hamdolsun. Bu eserleri inşa ve ihya etme fırsatını bizlere verdi. Allah'ıma hamdolsun. Sizin gibi yol arkadaşlarını bizlere lütfetti. Şimdi yeni bir fırsat. 14 Mayıs. İnşallah milletim bizlere yürü derse biz yine yürüyeceğiz ve bu hizmetlere de devam edeceğiz. Ben size inanıyorum. Allah göstermesin. Yani bunların eline bu ülke kalırsa ne hale geleceğimizi düşünün. Bunlar emri nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Ne diyor bu Bay Bay Kemal? Bunlar Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi öldürdüler. O Selo var ya Selo. Edirne'de cezaevinde. Ve şimdi ne diyorlar? Gelir gelmez Selo'yu çıkaracağız. Evlat katili Apo'yu çıkaracağız. Bunlara fırsat verecek miyiz? Öyleyse çok çalışmamız gerekmiyor mu? Ve bunlar yatıyor, kalkıyor. Bizi Kürt kardeşlerimizden ayrı göstermeye gayret ediyor. Ey Zillet İttifakı! Ey Cumhur'a karşı olan ittifak! Biz şunu bilin. Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız. Biz ne Arap'ın beyaza ne beyazın araba üstünlüğüne inanmayız. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlık iledir. Bunu siz bilmezsiniz. Ama bizim buna imanımız var. Ve yola da böyle devam ediyoruz. Böyle devam edeceğiz. Çıkmış Bay Bay Kemal Alevilikten şundan bundan bahsediyor. Bizim mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Bizim ne Alevilik dinimiz var, ne Şia dinimiz var,
ne şu dini ne bu dini. Bizim tek dinimiz var, İslam. Ve Müslümanlık. Başka bir dinimiz bizim yok. Şimdi asırlık ihmal ve eksikleri sadece 21 yılda tamamlayarak ülkemizi küresel sistemin en üst ligine çıkardık. Gençler, şimdi Türkiye yüzyılıyla ülkemizi nereye tırmandıracağız? Dünyada biliyorsunuz ilk 20 içindeyiz. Yeter mi? Daha iyisi olacak. Daha güçlü hale geleceğiz. Ve buna müsait bir ülkeyiz. Önümüzü kimse kesemez. Yeter ki bu nametlere bu ülke bırakılmasın. Tamam. Şimdi soruyorum. Ana kademe. Şurada 3 hafta bile kalmadı. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kadın kolları. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gençler. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Ben size inanıyorum. Evelallah siz bu işi bitirirsiniz. Ve müjdeyi de Manisa'dan alacağız. 14 Mayıs seçimleri bunun için büyük önem taşıyor. Çünkü karşımızda Türkiye'yi bırakınız daha ileriye götürmeyi, ülkenin mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var. Milletimizin gönül dünyasında artık hiçbir karşılığı olmayan etnik ve mezhebi ayrımcılığı tahrik ederek, kaşıyarak, kabuk bağlamış yaraları tekrar kanatarak İnsanlarımızı birbirine düşürmenin peşindeler. İşte görüyorsunuz. TCG Anadolu gemimiz dün 23 Nisan Sirkeci'den kalktı. Nereye hareket etti? Karadeniz'e. Biz de çocuklarla beraber uğurladık. Şimdi döndü geldi. Allah nasip ederse son bir hafta 10 gün içinde de TCG Anadolu nereye demirleyecek? İzmir'e. İzmir'e. İstiyorum ki İzmir'de bu muhteşem eserimizle müşerref olsun. Geçsinler görsünler. Ve İzmir'e en ufak bir gayreti dokunmayan Bay Bay Kemal'e gereken dersi TCG Anadolu'yla versinler. Bu bizim uçak gemimiz. Yeterli değil ha. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra bunun daha büyüğünü yapacağız. Ve bu konuda görüşmelerimi zaten daha önce yapmıştım. Allah nasip ederse seçimden sonra da adımlarını atacağız. Kalkınmamızın sembol yatırımlarına ve onları ülkemize kazandıranlara adeta savaş açarak geçmişlerindeki eser ve hizmet fukaralığını örtmeye çalışıyorlar. Ya Bay Kemal, sen anlamazsın bu işlerden. Sen bu ülkede memurluk bile yapamadın. SSK'nın başındayken Savaşay. Sağ olsaydın da bu adamla yaptığın o video çekimini tekrar bir anlatsaydın. Biliyorsunuz değil mi onu? Ya bunun SSK başında olduğu zamanda hastanede ölenler rehin alınıyordu, rehin. Rehine alınıyordu. Şimdi böyle bir şey var mı? Şimdi bizim şehir hastanelerimiz muhteşem. En ufak bir sıkıntı yok. Ve hastanelerimize gelenleri kapıdan geri çeviremezler. Yasaktır. Egemenlik haklarımızı uzunca bir aradan sonra bölgesel ve küresel düzeyde kullanabilmemize imkan sağlayan milli dış politikamızı ters yüz etmenin hesabı içindeler. Ne diyor? İngiltere'den, Londra'dan
300 milyar dolar getirecekmiş. Sevsinler seni Bay Bay Kemal. Yani Londra tefecilerinin bu kadar kayıp parası mı vardı da sana gönderecekler ya? Adamın devlet yönetiminden haberi yok. İnanın buna 5 tane keçi verin kaybeder gelir. Öyle. Yapacak bir şey yok. Sırf uzantılarının siyasi desteğini alabilmek için milletimizin güvenliğini ve devletimizin bekasını tehlikeye atma pahasına PKK'dan FETÖ'ye tüm terör örgütlerine göz kırpıyorlar. Kandil'den her gün Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına. Düşünebiliyor musunuz? Terörist başları ne diyor? Biz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Yahu Kandil'den gelen desteğe evet diyebilir miyiz? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi? Öyleyse durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Bu ittifak boşuna mı? Öyleyse bunu bozacağız. Yurt içindeki ve yurt dışındaki FETÖ'cüler milletin ve devletin başına çökmek için boşuna mı heyecanla seçim gününü bekliyor? Türkiye'nin artık kendilerini dinlemediğini söyleyen emperyalistler boşuna mı ellerindeki mecraları Kılıçdaroğlu'nun, İnce'nin, CHP'nin başını çektiği ittifakın emrine veriyor? Ülkemizi diledikleri gibi soyamayan Londra tefecileri boşuna mı umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladı? Kardeşlerim, hadi terör örgütleri ve dışarıdaki güçler kendi çıkarlarının gereği umutlarını Kılıçdaroğlu'na bağladılar diyelim. Peki bu ülkenin ekmeğini yiyip suyunu içen, havasını soluyan, her türlü imkanından, herkesten daha fazla faydalanan bazılarına ne oluyor? Ülkemiz kendi doğalgazını çıkartıyor, bunlar rahatsız oluyor. Ülkemiz kendi savunma sanayi ürünlerini, kendi teknolojisini geliştiriyor, bunlar rahatsız oluyor. Ülkemiz sınırları ötesinde harekatlar düzenleyip terör örgütlerini inlerinde vuruyor, bunlar rahatsız oluyor. Cudi'de bunları vurduk mu? Gabar'da bunları vurduk mu? Besler Deresi'nde bunları vurduk mu? Değerli kardeşlerim, bunları başka kim vurur? Ancak biz vururuz, biz. Bay Bay Kemal onlarla resim çektiriyor. Bay Bay Kemal'in yanındakiler onlarla Kandil'de resim çektiriyor. Benim sevgili milletim bunlara oy vermez. Ve 14 Mayıs'ta da vermeyecek. Ülkemiz üretimini, istihdamını, ihracatını artırıyor. Bunlar rahatsız oluyor. Ülkemiz asrın felaketi, depremlerin yıkımlarını kısa sürede kaldırıp inşa ettiği konutları teslim aşamasına getiriyor. Bunlar rahatsız oluyor. Ülkemiz afet risklerine karşı Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşüm kampanyalarını başlatıyor. Bunlar rahatsız oluyor. Daha yaptığımız okullara, üniversitelere, şehir hastanelerine, yollara, tünellere, köprülere, havalimanlarına, barajlara, fabrikalara, spor tesislerine karşı sergiledikleri hazımsızlığı saymıyor. Kardeşlerim, bakınız, göreve geldik. Kaç tane havalimanımız vardı biliyor musunuz? 26 tane havalimanı var. Şimdi bizim 58 tane havalimanımız var. Kardeşlerim, bakınız, şehir hastanelerimizde Türkiye genelini donatmaya başladık mı? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir masa kurmuşlar. Yedili masa. Maşallah.
Evlere şenlik. Önce 6 kişiydi. Sonra masanın altındaki HDP'yi de dahil ederek 7 oldular. 7 kişi kurbanda bir danaya girse tamam da. Ülkenin yönetiminde aynı şeyi yapmaya kalkmak milli iradeye saygısızlıktır. Türkiye geçmişte ikili, üçlü, dörtlü koalisyonları bile kaldıramayıp siyasi ve ekonomik krizler yaşadı. Hatırlayın. Bu ülkede ömrü 2 ay, 3 ay, 5 ay, 8 ay olan bir sürü koalisyonlar kuruldu. Bürokrat ataması konusunda anlaşılamadığı için bozulan koalisyon hükümetleri oldu. Daha bakanlar koltuklarına oturmadan dağılan koalisyonlar sebebiyle ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybetti. Şimdi sizleri yine bir videoyla baş başa bırakacağım. Evet. Sosyal Sigortalar Kurumu'nu kim batırdı? Kılıçdaroğlu maaşları ödeyemeyeceğini açıklıyordu. Bir itirafta bulunmuş, hastaneler çürüyor, Sağlık Bakanlığı'na alın diye yalvarıyorum demişti. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yatırım politikası yanlış yapılmış. Saat tam 6:30. Geç mi kaldın? Tanıyor musunuz bunu? Bir de bizim halimize bak. Tanıyor musunuz? Nasıl bilirsiniz? Hoş bir görüntü değil. Her hastanemizde nasıl bilirdiniz? Dram maalesef. Şu hale bak. 50+1 değil. En az %60. Başarısız olursanız, oyunuz düşerse koltuğumda kalacağım diye bir düşüncem yok. Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Namus sözü vermişlerdi. İnsanların ekmeğiyle oynama. Ben 3 çocuk okutuyorum, nasıl okutacağım? Öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Yüksek zam geldi. Öğrenci olduğumuz için zorlanıyoruz. Bu traktör köylüye CHP'den hediye. Çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Tanıyor musunuz? Kentsel dönüşüm projesi. Razı mısınız? Verdiğimiz mücadelelerle ihaleler. Öyleyse ertelendi. 14 Mayıs'ta bunlara bay bay değil. Gittim onlara anlattım. Aman ha dedim. Bu tuzağa düşmeyin. Kentsel dönüşüm kabusa dönüşmüş durumdadır. Kentsel dönüşüm adı altında büyük zulümler yapılıyor. Tüm konuşmalarda kentsel dönüşüm ifadesini duyuyorum. Ve bu beni çok irite ediyor. Bu kentsel dönüşüm projesi değil. Gerçekten bir insan hakları ihlali projesi. Durdurma konusunda da ciddi PKK'den destek geliyor. Evet. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattır. AKP, MHP iktidarına karşı bir umut da yarattı. Bir HDP. Söyle bana arkadaşını. Söyleyeyim sana kim olduğunu. Evet. Arkadaşı bu terörist başlar olandan bir şey olur mu? Olur mu? HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın öyleyse çok önemsediği bir projedir. Çok Sayın Öcalan'ın da selam olsun. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkanlarının heykelini dikecek. İyi Parti size söylüyorum. HDP. Apo'nun heykelini dikecekmiş. Heykelini. Siz Mustafa Kemal'in askeri bir generali olsanız ne yazar? İçsin. Kılıçdaroğlu bugün HDP ile buluştu. Aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz. HDP 11 maddelik talep belgesi yayınladı. Yerel denetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz. Yerel yönetim özerkli şartını mutlaka getireceğiz. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Meral Akşener'in çağrısı üzerine bir ittifak kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, hiç fark etmez. Güçlü bir mücadele yürütülürse iktidar yıkılacaktır. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. 100 yıllık cumhuriyetimizi değiştireceklermiş. HDP'ye bakanlık verilebilir. Elbette verilir. Verin. Bütün zırhlılar vurulsun. Vurulur.
ateşi vurun. MİT ateş altına alındı. Direnen kalabalık var. Doğrudan ateş edildi. Bunlar 15 Temmuz'da FETÖ'cülerle işbirliği yaparak İstanbul, tankların arasından Bay Kemal kaçtı. Nereye gitti? Ekrem İmamoğlu Deprem Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nı Tayfun Kahraman'ı atadı. Türkiye planlı ve programlı bir şekilde bir darbe sürecinin içine sokulmuştur. Ben Cumhurbaşkanı'nın havalimanı görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Kanun hükmünde kararnamelerle onları mağdur edenler de cezalandıracak. KHK listeleriyle ihraç edilenlerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla kolları sıvayacağız. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine itiraz eden Meral Akşener altılı masadan kalktı. Masadan uzlaşı değil kriz çıktı. Altılı ama masa tam tadilinde yuh yetmez. Ne bir kumar yuh nerede? Sandıkta. Tamam. Öyle değil, masa kalktı. Bir parti kalktı. Sandıkta bunlara adlarını bildireceğiz. Düşüktü. Ben bu kararı veriyorum. Ha, dediği anda bir kriz çıkar. O zaman kriz çıkar diyor. Doğru. Şimdi bunlar bizim hoşumuza giden, samimi bulduğumuz davranışlar değil. Tezkereye AK Parti, BHP ve İYİ Parti evet oyu verirken CHP ve HDP hayır oyu verdi. Bu torba tezkereye hayır oyu vereceğiz. Cumhurbaşkanı adayı da 6 liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Her türlü ayak oyununun çevrildiği bu garip birliktelikten ne ülkeye, ne millete, ne gençlerimize hiçbir hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır. Kardeşlerim, bunların Tayyip Erdoğan'ı devirmek dışında hiçbir projeleri yok. Eveleyip geveledikleri konularda ne söylediklerinden haberleri var, ne söylediklerinin neye tekabül ettiğinden haberleri var, ne de bunların hesabını kitabını çıkarma niyetleri var. Sadece söyleyip geçiyorlar. Tıpkı son mali seçimlerde belediyelerinin ulaşımı, suyu, sütü bedava yapacakları, kimseyi işinden etmeyecekleri, herkese traktör dağıtacakları sözünü verip sonra kulaklarının üzerine yatmaları gibi. Ben buraya nereden geldim? Ben buraya Gemlik'ten geldim. TOGG'un bugün, evet, elektrik enerjisiyle ilgili yeni tesisinin temel atma töreninden geldim. Biz durmuyoruz. Biz çalışıyoruz. Ve kamu bankalarımız TOGG için araç bedelinin %50'si tutarında 36 ay 0,99 oran ile kredi kullandıracaklar. Yani 1 puan. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak ve TOGG satışlarını bu şekilde yapacaklar. Nasıl? Nasıl? Bugün ben de Gemlik'te TOGG'u kullandım tekrar. Tabii Gemlikliler, Bursalılar bizi bırakmadılar. Televizyondan izlediniz mi? Aman ya Rabbim. Karanfile boğdular bizi. Durmak yok dediler. Yola devam dediler. Önümü kesmeyin dedim. Nasıl duralım dediler. Ve miting alanına o şekilde geçtik. Resmi rakamı aldım, 60 bin kişi dediler. Şimdi burası da muhteşem. Manisa da muhteşem. Ve gümbür gümbür 14 Mayıs'a gidiyoruz. Bunların verdikleri sözlerden tuttukları var mı? Yok. Peki tutmadıkları bu sözlerin hesabını millete verdiler mi? Bugün de aynısını yapıyorlar. Ama daha vahimi, ülkenin ve milletin güvenliğini, huzurunu, elindeki tüm kazanımlarını tehlikeye atacak pazarlıklara girişmiş durumdalar. Bu pazarlıklar yüzünden 14 Mayıs seçimleri ülkemizin sadece önümüzdeki 5 yılını değil, gelecek çeyrek asrındaki, yarım asrındaki seyrini belirleyecek
bir yol ayrımına dönüşmeye başladı. Buradan CHP ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Hazır mıyız? Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? Buradan milletimin tüm fertlerine sesleniyorum. Hanımlar, bakkala süt almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler, dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakikalığına bırakmayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakacağınız birine kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Benim çiftçi kardeşim, önüne 5 keçi katsanız akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenizin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşveren kardeşim, kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? İşte bunun için 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız. Manisa'nın 14 Mayıs'ta tercihini Cumhur İttifakı'ndan, bizden yana yapacağından şüphe duymuyorum. Kardeşlerim, ülkemiz geliştikçe, büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan kazancı 85 milyon vatandaşımızın her birinin hayatına yansıtıyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda milyonlarca vatandaşımızı iş sahibi, ev sahibi, araba sahibi yaparken bu anlayışla hareket ettik. Bugün de aynı anlayışla yeni programları hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz, Karadeniz gazı ülkemizin enerji güvenliği bakımından hayati öneme sahip. Keşfinin ardından rekor bir sürede karaya çıkartılarak kullanıma girmesini sağladığımız bu gazımızın sevincini milletimizle paylaştık. Bu sevinci sadece sözde bırakmadık. Evlerimizdeki tüketime de yansıttık. Konutlardaki ilk 1 aylık tüketimi tamamen, 1 yıllık tüketimi de mutfak ve sıcak su kullanımı kadarıyla ücretsiz yaptığımızın müjdesini milletime ilan ettim. Rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazanç sadece cari açığımızı azaltacak, enerji güvenliğimizi artıracak olması değildir. Bu gazın gelirinden elde edilecek kaynakla toplumun temeli olarak gördüğümüz aile yapımızı ve gençlerimizi destekleyecek yeni bir adım atıyoruz. Kaynağını Karadeniz gazı gibi ülkemizin doğal zenginliklerinden alacak bir aile ve gençlik bankası kuruyoruz. Kaynak nereden? Londra tefecilerinden değil ha. Bizim Karadeniz doğal gazından, Karadeniz. Bu bankayla aile kurumunu güçlendirecek, gençlerimizi destekleyecek çalışmaları finanse edeceğiz. Mesela ev kadınlarımızın emekliliğine priminin 1/3'ünü ödeyerek destek vereceğiz. Böylece isteyen her ev hanımımız oldukça kolay şartlarla emekli olarak kendi gelirine kavuşacak.
gençlerimizin eğitiminden, istihdamına, iş kurmasından evlenmesine, hayata başlarken attığı her adımda yanında olacağız. Kardeşlerim, eğitimde nereden başladık? Sıraların üzerinde yavrularımızın kitaplarını ücretsiz verdik mi? Hatırlayın. Sizler hatırlarsınız. Biz okurken kitap bulabiliyor muyduk? Teksir kağıdını satın almaya çalışıyorduk, değil mi? Ama şimdi kuşe kağıttan, birinci hamurdan ücretsiz olarak yavrularımızın kitaplarını veriyoruz. Ve artık böyle bir sıkıntı kalmadı. Geldiğimizde kaç üniversite vardı? Hatırlayın, 76. Şimdi 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz var mı? Biz buyuz. Laf değil. İş ürettik, iş. Şimdi hazır mıyız? Gümbür gümbür. Tüm Ege duysun. Sesiniz çok güçlü çıksın. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla.